Merhaba çocuklar. Bugünkü masalımızın ismi Kırmızı Kanatlı Baykuş. Feridun Oral yazmış. Haydi başlayalım. Çok uzaklarda büyük bir ormanda kırmızı kanatlı baykuşlar yaşarmış. Gece olduğunda yakınlardaki çiftliğin tevezinde baykuşlar uçar küçük yavrularına yiyecek ararlarmış. Rüzgarlı bir gecede uuuu diye rüzgar esiyor. Ağacın dallarını bir oyuna bir boyana sallarken küçük baykuş kovuğundan çıkmış az kalsın ağaçtan düşüyormuş. Kanatları yeterince güçlü değil ve kırmızı değilmiş. Uçmayı çok istiyormuş ama acele etmemeliymiş. Keşke bir arkadaşım olsaydı. Onunla ne çok oyun oynardım. Demiş üzgün üzgün otururken çırtırt diye bir ses çıkmış. O da ne? Küçük bir fareymiş bu. Affedersin seni korkuttum mu diye sormuş fare. Baykuş yo demiş üzgün bir sesle. Küçük fare neden üzgünsün diye sormuş. Hiç. Arkadaşım yok. Üstelik uçamıyorum. Kanatlarım kırmızı ve güçlü değil. Arkadaş olabiliriz istersen. Seni hemen uçurabilirim demiş fare. Fare ile arkadaş olmak çok hoşmuş. Artık uçması da olurmuş. Fare bir arkadaş bulduğu için çok mutluymuş. Ama küçük baykuşları uçmaya hazırlamak biraz zormuş. Çiftliğin çevresinde tarlalar kırmızı gelinciklerle doluymuş. Fare arkadaşının uçmasına yardım edecekmiş. Bunun için bir demet gelincik yeterliymiş. Hızla ağaçtan inmiş ve küçük baykuş için gelincik toplamaya başlamış. Küçük baykuş çok sevinçliymiş. Küçük fare çabucak geri dönmüş. Topladığı çiçekleri arkadaşının kanatlarına takmış. İşte kırmızı bir baykuş oldum demiş. Küçük baykuş kanatlarını açmış ama hızlı esen rüzgar vuv deyip bütün gelincikleri uçuru vermiş. Üzülme aklıma yeni bir fikir geldi demiş fare. Hızlı ağaçtan inmiş, çipliğin bahçesine gitmiş. Fare çiftlikte sepetlerden yeni toplanmış kırmızı elmalardan almış. Sonra kemirmeye başlamış dişleriyle. Kabuklarından uzun bir kurdele yapmış. Küçük baykuşun yanına dönüp kanatlarını dolamış, dolamış, dolamış. Şimdi harika bir baykuş oldun, kırmızı bir baykuş oldun demiş. Kanatlarının her yerini elma kabuklarıyla sarmış. Ama küçük kırmızı baykuş kanatlarını çırpmış, çırparken bütün elma kabukları dökülüvermiş. Hiç üzülme demiş fare, aklıma daha iyi bir fikir geldi. Hızla ağaçtan inmiş, çiftliğe doğru fare hızlı adımlarla koşmaya başlamış. Çiftlikte üç yaramaz kedi uyuyormuş mışıl mışıl. Oynadıkları kırmızı yumak tam ortalarında duruyormuş. Sessizce kedilere yaklaşmış fare. Yumağı dikkatlice toplamış ve kaptığı gibi yanlarından uzaklaşmış. Kediler uyumaya hala devam ediyormuş. Bak baykuşun yanına dönen fare yumağı onun kanatlarına sarmaya başlamış. Sarmış da sarmış, sarmış da sarmış. Ama birden küçük baykuş hapşuuu! demiş. Hapşurken dengesini kaybetmiş. Ayağına dolanan iple birlikte asılı kalmış. Olamaz. Fare baykuşa bakmış. Küçük baykuş ipten kurtulmak için çırpılmaya başlamış. Kanatlarını çırpmaya devam etmiş. Kanatlarını çırptıkça kızarmaya başlamış. Rengi kızarmaya başlamış. Ama ipten bir türlü kurtulamıyormuş. Küçük fare yardıma yetişmiş. İpi kemirip koparmış, arkadaşını kurtarmış, küçük baykuş sevinçle uçmaya başlamış kanatlarını güçlendirmiş. Artık kırmızı kanatlı bir baykuş olmuş artık o. Ve baykuş çok Mutluymuş artık uçabiliyormuş bir süre havada uçmuş uçmuş sonra geri dönmüş dalda onu bekleyen küçük farenin yanına konmuş. Küçük baykuş arkadaşına teşekkür etmiş. Bir daha hiç ayrılmamışlar. Hep arkadaş olarak kalmış, arkadaş olarak birlikte oyunlar oynamışlar. Kırmızı kanatlı baykuş büyünce yuvasını küçük farenin yaşadığı çiftliğin çatısına kurmuş. Baykuşun yavruları da tıpkı kendisi gibi bir an önce büyümek ve kırmızı kanatlarıyla uçmak istiyormuş. Evet çocuklar bakalım bizim küçük baykuşun yavrularına küçük baykuşun yavruları küçük farenin getirdiği vişne, böğürtlen ve çilekleri iştahla yerken tüylerinin kızardığını sevinip durup otururlarmış. Oysa kırmızı meyvelerin lekesinden başka bir şey değilmiş bu. Meyvelerin lekesini kanatlarının renginin kırmızı olduğunu zanneden baykuşlar mutlu olmaya devam etmişler. Masalımız da burada bitti. İyi geceler çocuklar.